girmesiyle birlikte sinüs boşluğunda hızla yayılıyor ve buna bağlı olarak düz kasların kasılmasıyla, hızlı kasılmasıyla birlikte sinüziti akıtıyor. Şu anda bende yine bir doluluk var. Tabi buradaki düz kasların kasılmasıyla birlikte vücut reaksiyon olarak oradaki iltihabı da dışarı atıyor. Çünkü sinüs düz kasları genelde kasılmaz ve enfeksiyonla birlikte orada durağanlaşır. Zaten oradaki sinüsler dediğimiz şeyler bizim vücudumuzda 5 yaklaşık 6 yerde olan kaşımızın üstünde, burunlarımızın yanında, sağında ve altına doğru olan 6 tane bölmecikten oluşur. Bu bölmecikler bizim esasında hava almamızı sağlar. Fakat zamanla işlevini kaybeder. O ön tarafında kapaklar kapandığı için iltihabi bir durum oluşur. Yani bu gerçekten ilk defa yani araştırmıştım ama sonucuna da ulaştım. Bu burada biraz da hani düz kaslar üzerine etkisinden dolayı da iltihabı atması oldukça başarılı. 3 defa uygulanmasını öneriyorlar. Bence başarılı bir sonuca ulaşacağımızı düşünüyorum. Göz numaralarımla ilgili de daha sonrasındaki çekimimiz olursa orada bilgi veririm. İnşallah. Bu bitkinin kullanımıyla birlikte vücuttan burun yoluyla akan iltihabı tıbbi olarak hiçbir ilacın dökmediğini biliyorum. Sizin de bu anlamda teyit etmenizi arzu ederiz. Yanılıyor muyum? Tıbbi olarak bu ilacın gerçekten piyasadaki hiçbir ilaç hepsi enflamasyona yöneliktir. Piyasadaki işte marka vermeyin. Oradaki enfeksiyonu yok edip hava yollarını açmaya yöneliktir. Tabii ilk refleks, vücudun verdiği refleks enflamatuar ilaç aldığımız için çok büyük olmaz. Fakat buradaki refleks yüksek ve çok hızlı akıtıyor. Vücudun hani amigdaladan verdiği refleksle birlikte vücuda giren sıvıya uzaklaştırmaya çalışıyor. Bununla birlikte sinüsler de boşalıyor. Evet. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Rabbim şifa verin inşallah. Amin. Bizler vesile olduk. Allah'a emanetsiniz.